Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine sizlere telefonda karşılaştığımız can sıkıcı hatalardan birinin nasıl çözüleceğini sizlere anlatacağım arkadaşlar istenmeyen bir durum olan telefonumuzu sıfırlama işlemi yapıyoruz e, istemesek de artık son çare olarak bu sıfırlama işlemini yaptığımızda e, Google Play hizmetleri güncelleme hatası veriyor. Bu da gerçekten bu kısımda bu da can sıkıntı can sıkıyor. Onun için ne yapabiliriz? Bunun çözümünü sizlere adım adım anlatacağım arkadaşlar. Böylelikle umarım siz de bu sorundan kurtulursunuz. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar, sizin telefonunuzun sıfırladıktan sonra öncelikle sürümüne bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu Android'in hangi sürümünü kullanıyor buna bakmamız gerekiyor. Bunun için de telefonumuzu sıfırladıktan sonra ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmında en alta iniyoruz. Telefon hakkında diye bir kısım var arkadaşlar. Burada telefon hakkında kısmında yazılım bilgileri var. Buraya giriş yapıyoruz. Benim telefonum Android 7 arkadaşlar en üstte görüyorsunuz Android sürümü 7. Benim telefonumun sürümü Android 7. Bunu aklınızda tutun arkadaşlar. Şimdi sizlere e, Google Play hizmetlerinin hangi sürümle çalıştığını göstereceğim arkadaşlar. Buradan çıkış yapıyoruz. Tekrar ayarlara giriş yapıyoruz. Burada uygulamalara giriyoruz. Uygulamalardan bulabiliriz arkadaşlar ama sağlam olsun diye bazen çıkmayabiliyor. Sağ üst kısımda 3 nokta var. Buraya basıyoruz ve burada Sistem uygulamalarını göster var. Buraya bastığımızda tüm uygulamalarımız karşımıza çıkıyor. Buradan Google Play hizmetlerini buluyoruz. Google Play hizmetlerini bulduk arkadaşlar. Giriş yapıyoruz. Ve bu sayfanın en alt kısmında Mağazadaki uygulama ayrıntıları var. Buraya giriyoruz. Ve burada aşağı doğru kaydırdığımızda bu uygulama hakkında diye bir kısım var arkadaşlar. Buraya da basıyoruz. Ve aşağı doğru indiğimizde uygulama yazılımı bilgileri. Gerekli işletim sistemi Android 6 ve sonraki sürümler diyor. İşte arkadaşlar kritik noktalardan biri bu. Android 6 ve üstü sürümlerde Google Play hizmetleri sağlıklı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bunu belirtiyor. Ve aşağı doğru indiğimizde sizin cihazınızda çalışmadığını da kontrol edebilirsiniz. Uyumluluk diyor cihazınızda çalışır diyor. Eğer bu yazı varsa Google Play hizmetleri cihazınızda sağlıklı bir şekilde çalışıyor demektir. Bunu size niye anlattım? Eğer ki sürümünüz altının altındaysa cihazınızda hatalar meydana geliyor. İşte bundan kaynaklanıyor. Bunu da bilin diye anlattım ve buradan çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu ee, tabii ki sıfırlamadan önce hatırlatmış olayım. Yedekleyelim arkadaşlar. Verilerimizi yedekleyerek telefonumuzu sıfırladığımızı e, düşünelim. Telefonumuzu sıfırladıktan sonra ilk yapmamız gereken hemen ayarlara verilerimizi yedekledik. İlk yapmamız gereken ayarlara giriyoruz. Ve burada yazılım güncelleştirme var arkadaşlar. Buraya giriyoruz ve güncellemeleri manuel indir. Şu anda bir yazıyor. Ben de güncelleme mevcut. İşte telefonunuzu sıfırladığınızda burada güncelleme varsa güncellemeleri manuel indir diyerekten e, telefonumuzu e, tabi şarjımız tam olsun e, İnternetimiz e, yeterli olsun ve buradan e, güncellememizi yapıyoruz arkadaşlar telefonumuzu sıfırladığımızda önce güncellemelere girip bu güncellememizi yapıyoruz arkadaşlar bunu yapmazsak Google Play hizmetleri sağlıklı çalışmaz bu güncelleme olmadan Google Play hizmetleri Google Play hizmetleri olmadan uygulamalar sağlıklı bir şekilde çalışmaz arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Ve buradan bu güncellememizi yaptık. Buradan çıkış yapıyorum. Çıkış yapıyorum. Güncellememizi yaptıktan sonra eğer hata devam ediyorsa yapmamız gereken burada Tekrar ayarlara giriyoruz. Ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra e, burada uygulamalara giriş yapıyoruz. Uygulamalara girdikten sonra sağ üstte üst noktaya basıyoruz. Burada özel erişim var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu özel erişime basıyoruz. Cihaz yöneticileri. Üstten ikinci cihaz yöneticileri var arkadaşlar. Bu cihaz yöneticilerine basıyoruz. Bu cihaz yöneticilerinde cihazımı bul. Screen lock servis kısımları aktif halde görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan geçici olarak çıkış yapacağım, size göstereceğim arkadaşlar. Uygulamalara giriyorum. Google Play hizmetlerini buluyorum arkadaşlar. Buraya Google Play hizmetlerini bulduğumda Görüyorsunuz Google Play hizmetleri uygulama sayfamız açıldığında devre dışı ve durmaya zorla kısımları aktif değil arkadaşlar. Şu anda devre dışı bırakamayız, uygulamayı durmaya zorlayamayız. İşte buradan tekrar çıkıyorum. Biraz önceki yere geliyorum arkadaşlar. Uygulamalardan 3 noktaya tıklıyorum. Özel erişim var. Burada özel erişime girdiğimde üstten ikinci cihaz yöneticileri var. Bunları pasif hale getiriyorum. İşaretlerini kaldırıyorum. Cihazımı bul, devre dışı bırak. Screen lock servis devre dışı bırak. Bunları devre dışı bıraktık arkadaşlar gördünüz. Şimdi buradan çıkış yapıyoruz ve o ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Ayarlara geliyoruz. Ayarlardan uygulamalar biraz önce Google Play hizmetleri durmaya zorla ve devre dışı bırak kısmı aktif değildi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Google Play hizmetleri Evet, görüyorsunuz devre dışı bırak, durmaya zorla. Bunları açtık arkadaşlar, aktif hale getirdik. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar size e, baştan anlatayım. Telefonumuzu sıfırladık. Telefon sürümümüz, güncel sürümümüz varsa güncelledik. Ve bu aşamada ayarlara giriyoruz ayarlara giriyoruz. Tekrar sizlere bunu adım adım anlatıyorum. Ayarlardan uygulamaları buluyoruz. Ve buradan Google Play hizmetlerini buluyoruz. Ve arkadaşlar burada ben yapmıyorum ama sizde hata olduğu için yapacaksınız bunu depolama kısmına tıklıyoruz. Havuzayı yönet kısmına baka, basarak tüm verilerimizi havuzaya yönet kısmına baka, basarsak arkadaşlar hem ön bellek hem bu üst kısmı havuzayı yönet kısmını komple temizliyor. Bunu havuzayı yönete basıyoruz ve temizliyoruz arkadaşlar. Daha sonra geri geliyoruz. Bu uygulamamızı Devre dışı sol kısımdaki devre dışına basarak devre dışı bırakıyoruz. Devre dışı bırakıyoruz. Ve bu aşamadan sonra buradan çıkış yapıyoruz. Telefonumuzu ben şu an kayıt yaptığım için yapmıyorum. Telefonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar, açıyoruz. Ben de telefonumu kapatıp açtığımı farz ediyorum. Ve tekrar ayarlara giriyorum. Ayarlardan uygulamalara giriş yapıyorum. 3 noktadan Sistem uygulamalarını göstererek bütün uygulamalarım görünüyor. Buradan Google Play hizmetlerini buluyorum. Ve tıklıyorum. Tabi bunu devre dışı bıraka bastığımızda tekrar etkinleştir olarak sizde görünecek. Bu etkinlik etkinleştir'e basıyoruz ve etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan çıkış yapıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Uygulamalara giriyoruz. Özel erişime basıyoruz. Daha önce kapattığımız bu cihazı bul bunu etkinleştiriyoruz. Screen lock servisi de etkinleştiriyoruz. Ve buradan çıkış yapıyoruz. Bunu daha sonra da yapabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Bu aşamada e, Play Google Play hizmetlerinin güncellendiğini göreceksiniz arkadaşlar. Böylelikle sorununuz büyük ihtimal çözülmüş olacak arkadaşlar. Eğer telefonunuzda teknik bir arıza yoksa, e, çok eski değilse, ee, Sorunuz büyük oranda çözülmüş olacak arkadaşlar. İşte telefonumuzu sıfırladığımızda e, yapmamız gerekenleri sizlere tek tek anlattım. Dediğim gibi te tekrar son olarak kısaca e, madde madde sıralayayım. Telefonumuzu sıfırlamadan önce yedekliyoruz. Bu birinci kısım. İkinci aşamada Telefonumuzun yedekledikten sonra arkadaşlar sıfırlıyoruz. Sıfırladıktan sonra sürümüne bakıyoruz. Eğer güncelleme varsa telefonumuzun sürümünü güncelliyoruz. Daha sonra cihaz yöneticilerini pasif hale getirerek Google Play hizmetlerini durmaya düzeltiyorum. Devre dışı bırakıyoruz. Ondan sonra devre dışı bıraktıktan sonra telefonumuzu kapatıp açıyoruz. Ve etkinleştiriyoruz cihaz yöneticilerimizi de aktif hale getirerek bu sorundan büyük ihtimal kurtuluyoruz arkadaşlar. Bu videom umarım sizlere bu sorundan sizlere bu sorundan kurtarır, faydalı olmuştur. Tabii arkadaşlar kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. YouTube'un güzel özellikleri süper teşekkür. Kanalımıza üye olarak katkıda bulunun arkadaşlar. Bunlar sizler için düşük meblalar ama bizler için kanalımızı geliştirmek için önemli. Kanalımıza üye olup süper teşekkür e, veren kullanıcılara ayrıcalıklar tanıyoruz. Sosyal medyadan, e, yorumlara, sosyal medyadan cevap veriyoruz. Yorumlara öncelik tanıyoruz. E, onlara ayrıcalıklar tanıyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. E, yine de videomla ilgili sorularınız olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışırım yeni, güzel, faydalı videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.